Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, hepinizi Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz ve yeni bir Pergel programıyla karşınızdayız. Bu programda da inşallah değerli konuğumuzla önemli bir konuyu, daha doğrusu birkaç konuyu konuşacağız. Konuğumu takdim edeyim. Doktor Turhan Alçelik hocam bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi doktor dedik ama sizin birkaç vasfınız var. Siyasetçisiniz. 3 dönem değil mi? Doğrudur efendim. Milletvekilliğiniz var. Dolayısıyla arada bir vekilim diye de herhalde hitap edeceğiz. Öyle gözüküyor. Yine bilim adamı kimliğiniz var ki aslında bunun için belki ayrı bir program yapmak gerekecek ama 34. Cenevre Buluşlar ve Yenilikler Fuarı'nda dünya birinciliği ödülünü kazandınız. Doğru. Neydi o ödülün hikayesi kısaca? Şimdi efendim şöyle, burada Türkiye Devleti adına, Türkiye'de bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalar adına değerlendirme yapacak olursak, Türkiye'yi dünya ölçeğinde belki bir numaraya, en üst düzeye taşıyacak olan bir aydınlatma projesidir bahsettiğimiz veya sizin dile getirdiğiniz. Normal elektrik aydın, ışık. Işık ama ışığın göz penceresinden bakışıyla alakalı bir buluştur o. Siz ama tıp alanınız tıp. Evet. Ama bahsettiğiniz şey elektrik. Ama ışığı gören göz. Ha, uzmanlığınız göz. Evet. Dolayısıyla gözün optiğinden, insan gözünün özellikle gece görme kabiliyetinden yola çıkarak aydınlatma alanında buluş olarak ortaya çıkmış bir çalışma bu. Bilimsel bir çalışma. Göz kamaştırmayan aydınlatma sistemini mucidi olarak anılır. Doğrudur. Doğrudur. Yani göz kamaştırmayan lamba mı yaptınız? Doğrudur. Genelde ışık sistemi desek ışık daha sistemi. Güzel. Tabii. Şu anda kullanılıyor mu veya satışta mı? Şimdi şöyle, bu çalışma yaklaşık 15 yıllık bir araştırma geliştirme çalışması. Devlet tarafından desteklenmiş araştırma safhasında. Türkiye'nin çok büyük bir holdingi tarafından özellikle otomotiv alanında çalışmalar yürüten bir grubun çalışmalarımızda bize katkısı olduğu bir süreç yaşanmıştır. Ama iş çalışmayı insanlığın kullanımına sunma noktasına geldiği zaman Türkiye'deki o kendini çok üst düzeyde milyarlarca dolara hükmettiğini düşünen iş adamlarımızın bu işe sahip çıkamadığı bir süreçtir bu. Açık ve net. Bu mahremiyet boyutunu ayrıca konuşabiliriz. İnşallah o da olur yani, üretim safhası da inşallah. Ama çalışmanın bütün araştırması, bütün prototip çalışmaları, testleri hem Türkiye'de TÜBİTAK'ta hem Cenevre'de Birleşmiş Milletler'de tamamlanmış ve Birleşmiş Milletler kararı haline gelmiş bir çalışma. Peki. Ve Amerika'da dünya çapında da patentlenmiş bir çalışma. Peki. Şimdi tabii değerli izleyicilerimize konuyu söylemedik. Gerçi tanıtımda geçti ama Tıbb-ı Nebevi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarında okuduğumuz tıp yöntemleri, tedavi yöntemleri, bunları konuşacağız. Bir başlığımız. Onun içerisinde tabii hocamın diğer uzmanlık alanı da şimdi göz alanınız ama bir de hacamat ve sülük tedavisiyle ilgileniyorsunuz. Hacamattan bahsedecek hocam. Şimdi hacamattan bahsederken ki son haftalarda böyle bir tartışma tekrar başlatıldı. Alternatif tıpla ilgili yine hacamat tedavisinin işte birileri tarafından kabul edilmemesi var. Şimdi onu da, o tartışmayı da hocamla konuşacağız. Tabii Ramazan ayına inşallah girmek üzereyiz. Ramazan ayı malum Kur'an ayı, oruç ayı. Oruç deyince tabii ki onun işte sağlığa tekabül eden bir yönü var. Ramazan ayındaki işte sağlıkla ilgili hatırlanması gereken hususları da hocamla şöyle konuşmak istiyorum. Şimdi hocam, Tıbb-ı Nebevi deyince tabii çok geniş bir başlıktan bahsediyoruz. Yani
Bunun içerisinde koruyucu hekimlik önemli bir yer tutuyor. Ki temizlikle ilgili işte taharet, abdest vesaire bütün bunlar bunun içine giriyor. Misvak kullanmak da dahil. Ve kan aldırmak ki ister hacamatla ister sülükle vesaire bu da bunun içine giriyor. Bir de tavsiye ettiği gıdalar var. Aleyhisselatü Vesselam'ın işte çörek otu gibi vesaire. Biz bunları hatırlıyoruz. Peki size göre nedir Tıbb-ı Nebevi? Nasıl anlaşılmalı? Bunun alternatif tıpla aynı şeyden mi bahsediyoruz? Onu da biraz bununla ilişkilendirelim. Nedir Tıbb-ı Nebevi? Buyurun. Şimdi efendim bir kere son günlerin çok önemli, güncel ama daha önemlisi toplumun doğru bilgilendirilmesi adına çok önemli bir konusunu aslında bu akşam dile getiriyorsunuz. Programınızın gündeminde gündem başlığı olarak bu alanı Tıbb-ı Nebevi başlığıyla değerlendirmeniz gerçekten topluma da insanımıza da çok büyük bir katkı. Sağlıklı yaşamı adına önemli bir katkı. Dolayısıyla ben bu yönüyle sizi tebrik ediyorum önce. Bunu teşekkür ederim. Ve büyük bir zevkle de bu programa katıldığımı bütün bizi izleyen değerli izleyicilerimize de hatırlatmak istiyorum buradan. Sağ olun. Efendim şimdi Tıbb-ı Nebevi ifadesinin anlamı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyelerini içeren genelde bütün peygamberlerin de yaşam tarzını bize aslında ulaştıran bir sağlık yaklaşımını algılıyoruz biz. Bunu çok affedersiniz, temizlenme başlığıyla ele alın. Tabii iç ve dış temizlikten bahsediyorum. Yeme içme alışkanlığıyla devam ettirebilirsiniz. Güncel yaşamınızdaki attığınız her türlü adımla bütünleştirebilirsiniz. Yani bir insanın doğumundan ölümüne kadar sağlıklı yaşamasının tavsiyelerini içeren bir tıp aslında. Bir insan en sağlıklı, insan onuruna ve sağlığına en yakışır tarzda nasıl yaşamalı, yemeli, içmeli, kendini korumalı aslında bütün bunları içeriyor. Sizin aslında biraz önce aslında tanıtım yaparken, aslında program başlığını sunarken çok güzel bir özetle ifade ettiğiniz bir alanı konuşuyoruz aslında. Tabii bu alan içerisinde güncel bazı konulara özel mutlaka değineceğiz. O başka bir konu. Geldiğimiz noktada eğer biz Tıbb-ı Nebevi'nin bize öğrettiği, tavsiye ettiği çerçeve içerisinde yaşarsak bugün maalesef üzülerek ifade ediyorum. 10 milyonlarca kutu antidepresan ilacının kullanıldığı, milyonlarca insanın şeker hastalığı ve tansiyon hastalığı tedavisi gördüğü bir ülkede ki milyarlarca insanın dünyada sıkıntı içinde yaşadığı bir yaşam tarzından kurtulmuş olurduk. Açık ve net ifade ediyorum. Bir daha tekrar ediyorum. Eğer biz Tıbb-ı Nebevi'nin bize öğrettiği çerçeve içerisinde kalarak yaşasaydık hem bu ülkede hem dünyada çok daha sağlıklı ilaçlara ve bir takım sıkıntılı süreçlere mecbur olmadığımız bir yaşam sürecektik. Doğal bir yaşam sürecektik ve o milyonlarca kutu, 10 milyonlarca kutu antidepresan ilaçtan, şeker ilacından kurtulmuş olacaktık. Kemoterapi ilacından kurtulmuş olacaktık. Veya bunu minimuma indirecektik, en aza indirecektik. Dolayısıyla bu yönüyle eğer biz toplumumuza, insanımıza bir karınca misali katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bize. Şimdi siz göz uzmanısınız ve şimdi başhekimlik de yaptınız. Normal okullarda nasıl diyelim, rasyonel eğitimi veya pozitif eğitimin adına ne dissek diyelim işte eğitimini verdiniz, aldınız vesaire. Şimdi niye birileri buna itiraz eder? Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiye ettiği işte bir çörek otu birileri niye rahatsız eder veya buna karşı neden bir ilgisizlik, bir lakaytlık var? Yani bunun sebebini ne olarak görüyorsunuz? Şimdi efendim bir kere ben de Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun bir tıp doktoruyum.
Daha öte, biraz önce siz göz hastalıkları uzmanlığımı ifade ettiniz. Evet, ben göz hastalıkları öğretim üyesiyim. Tıp fakültesinde hocalığını yaptım. Ama öncesinde tam 8 yıl acil doktorluğu yaptım ben. Dolayısıyla bütün alanlarda çok ciddi bir tecrübe ve birikimimiz oldu. Dolayısıyla bu gerek acil alanında bütün hastalıklar, yaralanmalar dahil, öbür taraftan göz alanıyla ilgili çalışmalar dahil değerlendirdiğimiz zaman eğitimimiz sırasında ve uygulamalarımız sırasında, yani tıp fakültesi bittikten sonra, uzmanlıktan da sonra, hatta hocalığımız dönemi de dahil ederek söylüyorum, bize bir yol çizildi. Şöyle ifade edeyim, hani at gözlüğü diye bir tabir vardır. Efendim, siz modern tıp bakışı içerisinde, işte eğer diyelim ki kişinin baş ağrısı var, migreni varsa şu ilacı kullanacaksınız. Kalp krizi geçirmişse bunu kullanmak zorundasınız. Diyelim ki herhangi bir kanser hastasıysa ya şu ameliyatı olacaksınız veya şu kemoterapi, radyoterapi ilacını kullanacaksınız. Bize eğitimimiz sırasında öğretilen budur. Ama bunun bir de madalyonun öbür yüzü var. Şimdi tıbbın ebeviyi konuşuyoruz. Bunun içerisinde hacamat var, sülük var, bitkisel tedaviler var. Sağlıklı yaşamın gerektirdiği yeme içme, giyinme, temizlenme anlayışları var. Ama bize daha tıp fakültesine girdiğimizin ikinci senesinde bir kelime öğretildi. Galenik preparatlar dendi. Galenik preparatlar, Galen ismiyle Efes'te yaşamış bir tıp doktorunun tedavi yöntemlerini, ki İbn Sina'nın yöntemleri de o yöntemin içerisindedir, bize öğretirken galenik preparatlar, işte bitkilerden elde edilen tedavi edici ilaçlar, modası geçmiş ilaçlarmış gibi bize sunuldu. Biz tıp fakültesinde okurken galenik preparatlar ifadesini kullandığımızda aslında İbn Sina'nın doktorluğunu da içine alan çerçeveyi, ya bunlar demode olmuş, geçmiş, eskimiş, sanki bir daha işe yaramazmış gibi bir bilgiyle eğitildik biz. Bütün doktorlar bu eğitimle, sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada özel eğitim verilen alanlar veya tıp fakülteleri dahil değil buna. Ama böyle bir tıp fakültesi dünyada var mı, onu da bilmiyorum işin gerçeği. Ama bütün dünyada verilen tıp fakülteleri eğitimi geçmişteki bu birikimleri yok sayan, onları modası geçmiş, artık işe yaramazmış kabul eden, dolayısıyla önümüze konan işte radyoterapidir, kemoterapidir, işte non-steroid anti-inflamatuar ilaçlardır, efendim kortizon ilaçlarıdır veya başka. Daha bir sürüsünü sayabiliriz. Hatta vitaminler. Efendim, size çizdiğimiz yol budur. İşte elinize şu reçeteyi de verdik. Tamam. Bu reçeteye, hatta şimdi bakanlığın bir sistemi var. Siz o sisteme giriyorsunuz, önünüze ilaçlar çıkıyor. Bu ilaçların içerisinden birini seçip oraya yazacaksınız. Eczanede bunu verecek. Bize öğretilen tıp bu. Bu tıpın içerisinde çörek otu maalesef yok. İdi. Ne zamana kadar? Türkiye'yi konuşuyorum. 2014 yılına kadar. Yani 2014 yılına kadar koca karı ilaçlarıydı. Evet, koca karı ve demode olmuş. Demode. Zamanı geçmiş, işe yaramazmış gibi sunulan bir alandan bahsediyoruz. Ama bu alan, bakın, binlerce yıllık, Hazreti Adem'den bugüne kalan, gelen ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bize tıbbı nebevi olarak tarif ettiği, tavsiye ettiği bütün o birikimler aslında. Yani ilk insandan bugüne kadar insanlar birbirini tedavi etmedi mi Allah aşkına? O günden bugüne şifacılar olmadı mı? O şifacılar, hatta o geçmişin tabipleri, ki İbn Sina bunlardan en büyüklerinden bir tanesi, ki tıbbın kanunu kitabını yazan adam, kanun fit tıp, tıbbın kanunu, yüzlerce yıl, neredeyse 5 asır Avrupa'da tıp fakültelerinde temel tıp kitabı olarak okutuldu bu.
Avrupa'yı o kitapları tıpta geliştirdi. Ama bir noktaya geldi, Avrupa'nın bir takım öncüleri veya önderleri ne derseniz deyin, onları da yok sayan bir sürece taşındı tıp alanı ve biz de o alanda yetiştiğimiz için böyle bir tablo oluştu. Ama bugün Türkiye için konuşuyoruz. 2014'te bir yönetmelik çıkarıldı. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yönetmeliği 27 Ekim 2014. Ondan sonra tablo değişti. Tabii öncesinde hazırlıklar var. Artık Türkiye'de 15 tane alan tıpın alanı içerisine dahil edildi. Ve sadece Türkiye değil, bakın, Dünya Sağlık Teşkilatı da bu alanları kabul etmek durumunda kaldı. Ki ben Dünya Sağlık Teşkilatı ile irtibatlı bir tıp doktoruyum. Yani Cenevre'de Dünya Sağlık Teşkilatı merkezinde bazı çalışmalara katılan bir hocayım ben. Geldiğimiz noktada 2014 aslında bir kırılma noktası. Belki bir sıçrama noktası, ne derseniz deyin. Artık hacamat da bilimsel bir alan tıpta. Sülük de bilimsel bir alan. Özür dilerim. Bu 2014'te bu bahsettiğin mesela hacamat da şey girdi mi? Girdi tabii. Ya şu anda. Ama acı bir şey var. Evet. Hacamat olarak girmedi maalesef. Kupa terapisi diye girdi. Niye? Çünkü Batı'da hacamata cupping terapi diye ifade ediliyor. İşte dry cupping terapi, wet cupping terapi, yaş kupa tedavisi, hacamat öyle girdi yönetmeliğin içerisine. Aslında biz oraya bir hacamat eklemeliydik. Hacamat parantez içerisinde kupa terapisi yine yazalım. Ama yönetmeliğimizde henüz hacamat yok. Kupa terapisi var. Yani bunun şeyi ne? Sıkıntısı ne? Ne bileyim. Yani o günkü bu işi yönetmeliği hazırlayan ekibin içerisindekiler muhtemelen ya Batı'da art niyet aramıyor. Ama keşke bunu da koysalar da oraya. Çünkü hacamat bizim hem toplumumuzun hem geçmişimizin hem de İslami açıdan baktığımızda tıbb-ı nebevinin çok önemli bir alanı. Niye onu oraya koyamadık? Ama inşallah onu da koyacağız bir gün. Ama yaptığımız iş şu anda hacamat. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize tavsiye ettiği hacamat. Bu 15 alandan birisi sülük, birisi nöral terapi dediğimiz Batı'da çok uygulanan, bir başkası homeopati dediğimiz, bir başkası özellikle uzak doğuda akupunktur. Hipnoz, yani dolayısıyla bütün bu alanlar artık geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanı içerisine dahil oldu. Ama burada ben açık ve net bir ifade kullanmak istiyorum bu programınız vesilesiyle. Ben bu alana ilk girenlerden birisiyim. Yani tıp doktoru olarak bu sertifikasyon programları yapılıyor Sağlık Bakanlığımız tarafından. O programların ilk grubu içindeyim ben. Her ikisinde de. Ancak biz geleneksel ve tamamlayıcı tıp yönetmeliği diye çıkardığımız bu yönetmelik, ki ben yaklaşık 10 yıl önce İbn-i Sina'nın Kanun fit tıp, yani tıbbın kanunu kitabını okuduktan sonra benim doktorluğa bakışımda, tıbba bakışımda bizi yetiştiren o müfredata, ki Cerrahpaşa Türkiye'nin benim mezun olduğum 1982 yılı içerisinde Çapa, Cerrahpaşa, Hacettepe, ki ondan sonra diğer tıp fakültelerimiz öne çıktı. Yani Türkiye'de en önemli 3 tıp fakültesinin birinin mezunuyum ben. Ve İbn-i Sina'nın o tıbbın kanunu kitabını okuduktan sonra ben... Pardon, üniversitede okumadınız tabii o kitabı. Hayır, sonra kendi gayretimle üniversiteden mezun olduktan, hatta uzmanlıktan sonra, göz hastalıkları uzmanlığı ve hocalığım döneminden sonra bu fırsat Rabbim nasip etti, okudum. Baktığım ve gördüğüm şudur. Biz geleneksel ve tamamlayıcı tıp diye, yani mevcut tıbbı tamamlayan bir yan dal gibi gördüğümüz bu dalın veya bu alanın aslında ben gerçek bir tıp alanı olduğunu görüyorum. O kadar gerçek ki bazen bizim modern tıpta uyguladığımız birçok tedavinin ve koruyucu hekimlik uygulamasının kesinlikle önünde bir alan bu.
İşte hacamat onlardan bir tanesi. Şimdi modern tıpta çok fazla cihaz var veya işte tanıma, teşhis, tahlil neyse çok fazla. Bunlar çok değerli. Alet yani işte tomografidir, ultrasondur vs. çok alet. Şimdi onlara baktığınız zaman sizi büyülüyor işin gerçeği. Yani doğru. Diyorsunuz ki ha demek ki burada tedavi olmamız lazım. Bunlar ölçüyorlar, biçiyorlar, makinede bir şeyler çıkıyor filan. Bunun bir şeyi yok mu? Bir cazibesi? Yani, teşhiste gerçekten çok önemli gelişmelerimiz var. Yani vücudun sadece işte bilgisayarlı tomografi, röntgen, işte biyokimya tahlilleri, efendim infeksiyon alanı tahlilleri, bakteriyolojik tahliller vesaire, işte MR gibi alanların hepsi çok değerli, hatta genetik araştırmalar, çok değerli yöntemler, çok değerli gelişmeler bizim teşhisimiz açısından. Ancak teşhis alanı ile tedavi alanı şöyle bir kalın çizgiyle ayırdığınız zaman bazen iç içe geçtiği oluyor. Ama işte biraz önce size konuştuğum işte şunu yapacaksın, işte kemoterapi alacaksın, ağrı kesici kullanacaksın, bulantı ilacı kullanacaksın, bunlar kortizon kullanacaksın. Bu kadar büyüleyici olan teşhis alanının yanında o kadar büyüleyici değil. Şimdi siz bakın bizi dinleyen değerli dostlarımızın her birinin evinde mutlaka birkaç kutu ilaç vardır. Belki onlarca kutu ilaç olan evler vardır. Biliyoruz çünkü. Sadece o ilaçlardan bir tanesinin, bakın şu demiyorum, herhangi birisini, içinde prospektüs diye bir kağıt vardır. Onu çıkarsınlar, şöyle önlerine koysunlar ve okusunlar. Okunmuyor ki, ne anlaşılacak? Okusunlar. Yani gözlükle büyütsünler. Nerede kullanılıyor o onlar belki. Evet. Bakın sadece o değil. Okusunlar. Hele hele kemoterapi ilacı kullananlar varsa böyle sanki bir broşür gibi, bir küçük kitapçık gibi bir prospektüsle karşılaşacaklar. Yani tanıtım kitapçığı veya kağıdı. O kağıtta önce içindeki maddeler şu şu diye yazar. Daha sonra işte bu ilacın etkilediği şu 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 hastalıklar yazar. Arkadan yan etkiler diye bir bahis vardır. İşte kim elinde şu anda böyle bir, her gözünü kapatsın bir alsın. Hepsi için geçerli bu neredeyse. Altına yazar. İşte bu ilaç mideye dokunabilir. Sakın ha aç karnına içmeyin. Karaciğere zarar verebilir, böbreğe zarar verebilir. İşte kısırlığa yol açabilir. Unutkanlığa yol açabilir. Uyku problemine meyil artar. Araba kullanmayın. İlacın bir paragraflık etkisinin yanında 10 paragraf yan etki çıkar. Peki bu kabul. Hacamatta bana bunu böyle 10 paragraf değil bir paragraf yan etki söyleyebilir mi kimse? O bağnazlar, yobazlar hariç. Şimdi o yobazların üslubunu konuşacağız burada gerekiyorsa. Yobaz. Geleceğiz oraya da. Gerici. Geleceğiz. O kadar net söylüyorum. Şimdi. Dolayısıyla evet. Burada biz gerçekten 2014'ten sonra iyi bir adım attık ülke olarak. Bu adım eksikleri olabilir. Dolayısıyla biz topluma bu alanı ne kadar iyi tanıtabilirsek, ne kadar doğru şekilde uygulamayı sağlayabilirsek, ki yanlış, hatalı uygulamalar elbette var. Onları düzeltebilirsek, biz toplumumuzun genel olarak sağlığına, yaşam kalitesinin artmasına çok büyük bir fayda sağlamış olacağız. Evet. Şimdi çok keskin, böyle çok açık bir takım yani sünnette hükümler var. Mesela misvak kullanmak gibi. Şimdi misvakla ilgili o kadar sahih hadis var ki, işte ümmetime işte zor gelmeyeceğini bilseydim misvakı hani mutlaka emrederdim. Şimdi burada diş sağlığı vücut için ne kadar önemli, bugün daha net ortaya çıkmış durumda. Koruyucu hekimlik açısından olaya baksak, zaten şu an sosyal İslam toplumunda yaşadığımız hayatta zaten tıbbı nebevi uygulamıyor muyuz? Zaten uyguluyoruz hocam. Yani evet belki bunun teknik işte şunlar yenecek, şunlar yapılacak diye matematik sayılabilir ama koruyucu hekimlik olarak zaten biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Koruyucu hekimlik olarak. Ya yok yani tıbbı nebevi anlama konusunda mı bir sıkıntımız var? Yani
Tıbb-ı Nebevi deyince sadece hani tamam hacamat önemli bir kısmı ama koruyucu hekimliği zaten yapıyoruz Aleyhisselatü Vesselam'ın tabii yaptığı şekilde. Şimdi efendim bir kere baştan da konuştuğumuz gibi sizin yeme içme alışkanlığınızdan temizlik anlayışınıza kadar, ibadetinize kadar, abdestinize kadar, işte misvak kullanmanıza kadar her birinin çok ciddi anlamları ve faydaları var. Şimdi siz misvakı özellikle dillendirdiniz. Bakın, vücutta sindirim veya vücudun kendini beslemesi ağızda başlar. Dolayısıyla ağız vücudun, gıdaların ve nefesin bazen giriş noktası. Dolayısıyla çok önemli bir alan. Toplumla bütünleştiğimiz bir alan aynı zamanda. Dolayısıyla mutlaka hem estetik olmalı, hem temiz olmalı, hem de sağlıklı olmalı. Misvak, tabii üzerinde yapılmış çalışmalar da var, bilimsel çalışmalar. Dolayısıyla bu alanda önemli bir, hatta şimdi artık misvak bir takım diş temizlik ürünlerinin içerisine de katılmaya başlandı hatırlarsanız. Evet. Netice itibariyle biz, bize Tıbb-ı Nebevi'nin öğrettiği, aslında hacamat da bir koruyucu hekimlik yeri geldiğinde, onu yeme içme temizlik alışkanlığı, misvak kullanmanın yanında koruyucu hekimlik veya koruyucu sağlık adına değerlendirdiğimizde bir bütünlük oluşturuyor temel anlamda. Bize düşen görev bütün bu alanların doğru bir şekilde topluma benimsetilmesi, aktarılması. Zaten biz doğru adımı attığımız zaman işte Efendimizin açlık öğütleri mesela. Değil mi? Şimdi bildiğim kadarıyla hadis-i şeriflerde geçen oturduğunuz zaman acıkmadan oturmayın, doymadan kalkın mesela. Sofraya değil mi? Evet, sofraya yemek yerken. İşte yemek yerken midenizin bir bölümünü boş bırakın. Şimdi buraya baktığımız zaman burada çok ciddi anlamlar çıkıyor. İşte oruç tutmak mesela. Ramazan orucunun ötesinde yine Efendimizin sünneti olan işte pazartesi, perşembe oruçları gibi. İşte kandil günleri öncesinde sonrasında tavsiye edilen oruçlar gibi. İşte Recep Şaban aylarında tavsiye edilen oruçlar gibi. Şimdi orucu baktığınız zaman eğer iftar ve sahur kaçmazsa vücut için o kadar muhteşem şimdi onu sonuçları var ki. Onu sonunda konuşalım. Şimdi bu hacamatla ilgili şimdi az önce alternatif tıp dedik hani onunla da ilişkilendirerek Türk Tabipler Birliği'nin bir açıklaması var. Arkadaşlar bu resmi verebilirlerse 15. resim. Şimdi Türk Tabipler Birliği Türkiye'de ne iş yapar, ne işe yarar çok bilmiyorum işin doğrusu. Yani bu tür birlikler mutlaka bir şeye denk geliyor ama şimdi diyor ki yaş kupa, sizin az önce söylediğiniz tarif, yaş kupa uygulamasının cilt mikrobakteriyel enfeksiyonların uygunsuz skar oluşumunun gelişmesine neden olur. Uygulanan hastadan diğerine veya tedavi uygulayan kişilere HIV, hepatit B ve hepatit C bulaşma riski taşır diyor. Bunu geçen hafta sosyal medyadan paylaşmış Türk Tabipler Birliği. Şimdi burada tabii belki biz anlamayalım diye bir takım özel kelimeler mi seçilmiş çok emin değilim ama mikrobakteriyel enfeksiyonlar uygunsuz skar oluşumu. Şimdi Türk Tabipler Birliği önce bunu bir tespit edelim. Yani kimdir bunlar? Ne iş yaparlar? İşte oradan başlayalım çünkü efendim, ciddiye alalım mı? Yani şimdi onun şöyle, yani elbette ki söyledikleri toplumu etkileyen kanunla kurulmuş ve her bir doktorun üyesi olmak zorunda olduğu bir kuruluştan bahsediyoruz. Şu an Türkiye'de her doktor bunu olmak zorunda kanunla. Yani tıp fakültesini bitiren herkes o kanun değişmedikçe Türk Tabipler Birliği'nin üyesi olmak zorunda. Aksi halde doktorluk yapamaz. Böyle bir kanun yapılmış geçmişte. Bu birliğin başındakiler nasıl seçiliyor? Yani şimdi seçimlerle mutlaka oluyor. Ama Türkiye'de Türk Tabipler Birliği ile ilgili son dönemde özellikle çok ciddi tartışmalar başladı. İşte bakın şu açıklama o kadar cahilce bir açıklama ki. Yani bunu yazan tıp doktorunun hacamatın H harfiyle ilgisi yok.
kupa terapisinin ve wet cupping terapi diye tabir ettiğimiz yaş kupanın bir harfiyle, noktasıyla bile ilgisi yok şurada yazılan ifade. Bu kadar cahilce, hatta yobazca bir ifade kullanılamaz. Şimdi ama bunu da doktorlar yazmışlar. Efendim işte tam bunu konuşacağız şimdi. Onun için söyledim. Bakın cahilce ve yobazca. Özellikle bu kelimeleri kullanıyorum. Bunu yazanlar bunu duysunlar diye kullanıyorum. Bakın orada tekrar okuyun. Ben toplumla bu okunanları yaş tek kupa tek... parantez içinde de yazmışlar. Hacamat uygulamasının evet. Cilt mikrobakteriyel enfeksiyonların uygunsuz skar oluşumunun gelişmesi. İkisi farklı şey. Geçmeyelim şimdi. Ne diyor? Cilt mikrobakteriyel enfeksiyonları. Bir kere şu anda 2014 yılında resmi olarak kararı verilen kanun, yani şu anda hacamatla ilgili kanundan bahsediyoruz. Yani yönetmelik. Kanun meclisten çıkması gerekiyor ama bu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmış ve Türkiye'yi şu anda bağlayan, bunu yazan adamı da bağlayan bir hüküm bu. Yani bunu buraya yazan adam devletin yönetmeliğini yok sayıyor. Onun için yobaz diyor. Bilimle alakası yok bunu yazan adamın. Orada ne diyor? Cilt mikro enfeksiyonları. Bakın ben cerrahım. Mikro cerrahım hem de. Göz cerrahıyım. Bakın biz gözle ilgili bir ameliyata girerken önce o ameliyat yaptığımız alanı steril hale getiririz. Steril hale getiren sıvılar kullanırız. Bunu nasıl gözde yapıyorsak biz hacamat işlemini yaparken de steril hale getiriyoruz o ameliyat veya mikro cerrahi yaptığımız hacamat alanını önce steril hale getiriyoruz. Yani orada yazılan yazı onun için yanlış, yalan. Böyle bir mikrobakteriyel enfeksiyon iddiası kesinlikle bilimsel olarak kabul edilemez. Çünkü yönetmelik bize oradaki o cilt alanını sterilize etmemizi istiyor. Ve biz de sterilize ediyoruz. Yani göz ameliyatında bir kişinin bu mikrobakteriyel enfeksiyon riski ne kadarsa hacamat uygulamamızda da o kadar. Şimdi uygulayan kişilere diyor HIV... Geçeceğim. Bir daha oraya gelmedik. Önce birinci. Bakın. Peki. Mikrobakteriyel enfeksiyonla alakalı. Dolayısıyla burada yazılan yazı yanlış. Dolayısıyla bilim dışı. Şimdi ikinci ifadeye geçelim. Uygunsuz skar dokusu oluşumu diyor. Bu da bu yönetmeliğin tamamen dışında. Bu da yalan. Bu da kesinlikle kabul edilemeyen bir iddia buradaki. Bunu yazan da hacamatın H harfiyle ilgisi yok. Bilmiyor. Şimdi biz geçmişte evet bir takım hacamat işlemleri işte maalesef bunu yasaklayan o anlayıştı geçmişte. Bu anda şu anda bunu oraya yazan adam veya kimse yazanlar geçmişte hacamatı yasaklayan zihniyetin ürünü bu insanlar. Veya o fikirlerini konuşuyorum burada. Evet, arada 14'ün bir önceki resmi de verelim aralarda. Evet. Evet. Yani uygunsuz skar oluşumu dedikleri olay, diyelim ki bu işlemi geçmişte tıp dışı yapan bir takım insanların hatalı uygulamalarından kaynaklanan tabloyu ortaya koyarak bugün bu bilimi, ki hacamat artık bir bilimdir, cupping terapi bir bilimdir, o bilimi inkar etmektir. Dolayısıyla artık 2014'ten sonra hacamat işleminin skar dokusu oluşturma imkanı sıfırdır. Bakın %1 demiyorum. Yani burada açık bir kasıt var. Kasıt var. Böyle bir skar dokusu oluşamaz hacamatta. Evet. Niye? Tekrar o resme gelelim mi? Evet. 15. resim. Evet. Şimdi burada göremiyorum o resmi. Şimdi tekrar verecek. Görelim üzerinde ondan sonra konuşalım. Tabii. Şimdi ben buradan yine size söyleyeyim. Uygulanan hastadan diğerine veya tedavi uygulayan kişilere diyor.
Şimdi oraya geçmeden önce bu uygunsuz skar oluşumu ile ilgili eğer bir resim nedir, varsa. Nedir skar oluşumu, yok bir resim koymamış. Çünkü bakın o skar oluşumu, skar ne bilmez ki bu millet. İşte ben de onu dedim az önce. Yani biz bilmediğimiz için mi böyle efendim, kolay? Bakın skar nedir bilir misiniz? Bir işlem sırasında yaralanma olur bu, ameliyat olur veya herhangi bir darbe görür kişi, o darbeye bağlı olarak cildin herhangi bir bölgesinde yara olur. O yara iyileşirken cilt kendi orijinal bütünlüğünü sağlayamadığı zaman orada bir leke oluşur. İyileşme lekesi. Skar dediğimiz o lekedir. Yani cilt iyileşirken cilt bütünlüğünü sağlayamayan bir yaralanma, kayıp olduğu zaman vücut orayı bağ dokusuyla kapatır. Kollajen dokuyla kapatır. Ve o zaman normal cilt görünümü kaybolur. Yaralanan insanlar o yaranın veya büyük bir ameliyat, kadınlarda mesela sezeryan olduğu zaman büyük bir kesi vardır, 30 santim mesela. O kesilen yer bazen dikilirken kalın bir lekeye dönüşür. Orada bir çizgi oluşur. Skar dediğimiz olay odur. Yani cildin normal doku özelliğini kaybedip bir leke olması ciltte. İyileşme lekesidir o. Ama o leke görürsünüz. Mesela yüzde geçmişte özellikle ben Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi'nde hocalık yaptım. Şark çıbanının yüzde lekeleri vardır. O lekeler skar dokusudur. Şimdi dolayısıyla hacamatın böyle bir dokuyla alakası yok ki. Hacamat cildin en dış tabakasına yapılan, zaten kendini yenileyen, döken bir tabakadır. Her gün o tabakamız dökülür, yenisi gelir. Şimdi siz, daha doğrusu bölüm bölüm, en dıştan başlar, kendini yenileye yenileye değiştirir o tabaka. Biz hacamatı o kendini yenileyen tabakada yapıyoruz. Bu tabakanın skar dokusu oluşturma imkanı sıfırdır. Yok böyle bir ihtimal. Dolayısıyla hacamatın hiçbir harfini bile bilmiyor bunu yazan adam. Peki burada önemli bir soru. İşte skar dokusu orada görülen bir şekil. Son cümleye gelmeden bir önemli bir soruyu atlamayalım. Şimdi az önce siz dediniz ki 15 madde hani evet. Alternatif tıpla ilgili Türkiye'de şu an Sağlık Bakanlığı yönetmeliğinde var. Hacamat sadece Türkiye'de uygulanmıyor. Hayır efendim. Fransa'da da uygulanıyor. Bütün dünyada, Amerika'da da, Çin'de de. İngiltere'de de, Almanya'da da, Fransa'da da, Rusya'da da. Peki bu şekilde hacamata karşı sanki böyle reddedici biçimde, sanki zararlıymış gibi yaklaşanlar, bundan haberleri yok mu? Yani, yok. İşte yobaz onun için dedim. O yüzden dünyayı yobaz. Takip etmiyor, bilimi takip etmiyor bunu yazan adam. Bakın bundan belki 2-3 ay önce, belki 6 ay önce açsınlar. Şu anda elin altında internet dijital dünya olan, internet olan her bir kişi hemen girsin bir arama motoruna. Orada İngiliz kraliyet ailesinin gelininin hacamat yaptırdığını görecek doğum sonrasında. Şu anda. Evet. Ya birkaç ay önceyi konuşuyoruz. Evet, evet. Dünyanın en önemli sanatçılarının, spor aleminin hacamat yaptırdığını görecek. Michael Phelps'i görecek orada. Dünya şampiyonu yüzücüyü görecek. David Beckham'ı görecek orada. Hacamatını yaptıran. Bire cahil, bire yobaz. Bu adamlar senden daha mı az biliyor veya sağlıklarını daha mı az düşünüyor? Yani bir yerde sünnete düşmanlık yaparken rezil olmak mı? Aynen öyle. Evet. Ya internete girip baksınlar, İngiliz kraliyet ailesinin gelini hacamat olduktan sonra ne hissetmiş? Michael Phelps, ki dünya şampiyonu yüzücü, olimpiyat şampiyonu yüzücü, niye hacamat yaptırmış? David Beckham, ki dünyanın en meşhur sporcularını konuşuyoruz şu anda. Niye yaptırmış bu hacamatı? Çin'de, şu anda dünyada eğitim amacıyla çocukların daha iyi öğrenmesi için öğrencilere niye hacamat yapılıyor? Buna baksınlar. Bu kadar cahillik olur mu? Bu kadar bilgisizlik. Bu adamlar demek ki internete hiç bakmıyor. Oluşturdukları o yobaz dünyada çıkmışlar hacamatla ilgili bu ifadeyi kullanıyor. Bu yanlış. Bunu asla kabul edemeyiz. Kabul edemediğimiz gibi de reddederiz. Bu anlayışı da reddederiz. Onu söyleyeyim. Bakın o biraz önceki yazılan yazının verelim, devamında bazı şeyler vardı. Onunla ilgili yanlışı da konuşayım sizinle burada. Evet. Bakın orada devam edin siz lütfen. Diyor ki hacamat uygulayan hastadan diğerine veya tedavi uygulayan kişilere HIV, hepatit B, hepatit C bulaşma riski var. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya?
Bu kadar saçmalık olamaz ya. Bakın ben uygulayan kişiyim bunu. Ama bilim olarak bilerek uygulayan kişiyim. Şimdi ben bu hacamatı bir tıp doktoru hoca olarak uygularken bakın önce uyguladığım insanı, hasta değil sadece, sağlıklı insanlar da hacamat olabiliyor bugün. Tıbbi hacamat olarak veya cupping terapi, wet cupping olarak bize gelen insana önce biz onun tamamen dış sterilizasyonunu sağlarız. Gerekirse eldivenimizi giyeriz, ameliyattaki gibi maskemizi takarız, kendimizi önce tam %100 koruma altına alırız. Hastayı koruduk, kendimizi de koruduk. Sadece bir kullanımlık, bakın tek bir kişiye kullanılan steril bistürimizi açarız. O bistürüyü başka hiç kimseye kullanmayız. Sadece o bistürü kestiğimiz alet. Alet, evet. Tek yani steril olarak kutusundan çıkartırız, kabından onu alırız, tamamen steril bir şekilde hastanın üzerine veya sağlıklı kişi, hacamat yapılan kişinin üzerinde uygularız. Ama uygulama yaparken sadece dış cilde çizeriz. İç cilde zarar vermeyiz. Çünkü o zaman hacamat olur. Aksi halde derin kesilirse hacamat olmaz. Ama yine de o hastadan ne bize bir şey bulaşır? Çünkü tamamen sterilite şartlarını oluşturduk, steril malzeme kullandık, kişiye özel. Ve o malzemeyi işi bittikten sonra tıbbi atık kovasına atarız. Orada kullandığımız malzemeyi de tıbbi atık kovasına atarız. Artık tıbbi atık olmuştur o. Şimdi siz ameliyathanede hepatit C taşıyan, HIV taşıyan yani AIDS virüsü taşıyan insanları ameliyat ederken bunlardan size bir şey bulaşıyor mu ki? Ha yanlışlık yaparsınız kaza olur, o başka bir şey. Ama hacamat sırasında da ne bir hastanın kendisine zarar verilir, ne hastadaki herhangi bir hastalık ister HIV olsun, ister AIDS olsun, ister hepatit olsun hiçbir şekilde uygulayan doktora bulaşmaz. Bu şartları oluşturduktan sonra hele hele buradaki cahilliğe bakın. Bir hastadan başka birine nasıl bulaştırılabilir ya? Böyle bir saçmalık olur mu? O hastada kullanılan hiçbir malzeme bir başka hastaya kullanılmaz ki. Tamamen sterilde örtüsü dahil değişir ya. Şimdi böyle bir saçmalık, böyle bir yobazlık, işte onun için söylüyorum. Şimdi burada bu yani çok affedersiniz. Orada yazılan yazının tamamı yalan, tamamı cobazca, tamamı bilgisizce, cahillikçe yazılmış bir yazı. Peki ve asla kabul edilemez ve reddediyoruz. Açık söylüyorum. Peki reddediyorsunuz ama şimdi Türk Tabipler Birliği'nin karşısında yani herhangi bir birlik var mı? Yani sağlık açısından. Maalesef yani buna, yok. 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 O zaman bunların yaptığı her açıklama orada kalıyor. Maalesef. Ama artık şöyle bir tablo var. Süreç önümüzdeki zaman dilimi bize bir şey gösterecek. Bu anlayış, bu zalimce, yobazca, gerici anlayış açıkça bir gün kesinlikle mahkum olmak zorunda. Oluyor zaten. Şimdi bu açıklamadan sonra onu oraya yazan adam çıksın bir televizyon programında benim karşımda bir konuşsun bakayım. Sen ne konuşuyorsun arkadaş ya? Sen hangi tıp adına bunu konuşuyorsun? Kimin adına konuşuyorsun? Kimin adına konuştuğu da önemli. Hangi sektörün adına sen orada sözcülük yapıyorsun, burayı karalamaya uğraşıyorsun? Ama biz bilim adına bütün bunları söylüyoruz. Bakın ben bir bilim adamıyım. Daha öte, burada alçak gönüllülük yapmayacağım. Dünya birinciliği olan bir bilim adamıyım ben. Onu oraya yazan adam çıksın karşıma, bakayım ben konuşabilecek mi? Hacamatı konuşabilecek mi? HIV'i konuşabilecek mi? Hepatiti konuşabilecek mi? Bir de ben mikro cerrahım ya. Evet. Dolayısıyla burada artık Türkiye'de bu uygulama doktorlar eliyle yapılıyor. Bakanlığın verdiği kriterlere uygun yapılıyor. Ve burada %99 değil, %100 sağlık şartlarına uyularak yapılıyor bu işler. Şimdi 14'ü verebilir miyiz? 14. resmi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifi var. Onu küçültelim. Hacamat eden ne güzel kuldur. O kanın fazlasını giderir, sertliği hafifletir ve gözü cilalandırır.
hadis-i şerif. Muhteşem bir hadis-i şerif bu. Gerçekten. Ben bunu uygulamalarımda yaşıyorum. Şimdi bu Türk Tabipler Birliği'nin açıklaması buna karşı olabilir mi? Kesinlikle. Yani buna karşı. Buradaki hadis-i şerifin reddedeceği bir cümledir o. Belki bu hadis-i şerifi de bildiklerini zannetmiyor. Yok, zaten onlar bildik. Birilerinin sözcülüğünü yapmışlardı onu yazarken. Sözcülüğü, evet. O kadar. Şimdi efendim bakın. Buradaki ifadeyi birkaç cümleyle dillendireyim. Ben 8 sene acil doktorluktan sonra göz öğretim üyesiyim. Biliyorsunuz bunu. Gözü canlandırır ifadesi var, cilalandırır. Gerçekten hacamat yaptığımız insanların neredeyse tamamı hocam benim gözüm canlandı diyor. Bunu bizzat yaşıyor insanlar. Daha tedavinin bitiminde söylüyor bunu. Ve gerçekten göze muhteşem bir katkısı oluyor. Şimdi Batı ülkeleri İbn Sina'dan... İki cümle daha var, onu da bitireyim müsaade ederseniz. Sertliği, kanın fazlasını giderir, işte onu, sertliği hafifletir. Evet, işte oradaki sertlik vücudu rahatlatıyor gerçekten. Buna damar sertliği vesaireyi de katabilirsiniz. Tabii o biraz geniş bir alan, onu ayrıca konuşmak lazım. Ama kanın fazlasını giderir ifadesi aslında vücuttaki bu ifadeyi bilimsel olarak en güzel İbn Sina ortaya koymuş. Diyor ki kitabında, hacamat vücudun tortusunu atmayı sağlar diyor. Tortusunu. Evet. Ne demek tortusu? Gerçekten yani, vücutta biriken fazlalık. Zararlı fazlalık atıkları hacamat uzaklaştırıyor. Ve muhteşem bir sonuç alıyorsunuz. Bakın bunu bilmeyenler burada bir şey öğrensin bizden. Onlara da hocalık yapalım. O cahillere, o yobazlara. Biz hacamat sırasında kan almıyoruz. Biz hacamat sırasında lenf sıvısı almıyoruz. Biz hacamat sırasında interstisyel sıvıyı vücuttan uzaklaştırıyoruz. Hapsolmuş ve tamamen içerisinde ağır metalleri, toksinleri barındıran sıvıyı vücuttan alıyoruz. Bunu öğrensinler de ondan sonra bu konuyla ilgili herhangi bir cümle sarf etmeyi cüret etsinler. Dolayısıyla hacamat, ki Efendimizin buradaki hadis-i şerifinde ifade ettiği kanın fazlasını giderir ifadesi gerçektir. Çünkü İngiltere'de Kraliyet Hastanesi'nde bir çalışma yapılmış. Bu bilimsel bir çalışma. Dünyanın farklı yerlerinde var ama İngiltere onlar için ölçü olur diye söylüyorum. Kraliyet Hastanesi bir de. Dünyanın en büyük imkanlarına sahip hastanelerinden, modern imkana sahip hastanelerinden birini konuşuyoruz. Hacamat yapılırken yani wet cupping terapi uygulaması sırasında renkli Doppler sistemi ile beraber beyin dolaşımını incelemiş Kraliyet Hastanesi İngiltere'de, Londra'da. Ve buldukları ne biliyor musunuz? Hacamat işlemi sırasında işlem yapılıyor. Beyindeki kan dolaşımının tam iki misli arttığını görüyorlar. Bilimsel bir veriden bahsediyorum size. Bu ne demek? Beyne iki misli daha çok oksijen gidiyor demek. İki misli daha besin gidiyor demek. Sadece beyin değil, kalbe öyle, karaciğere öyle, böbreklerimize öyle, bütün kaslarımıza, organlarımıza böyle. Dolayısıyla bu şimdi ifade bakın Efendimiz 1400 yıl önce hacamatla ilgili bu ifadeleri kullanmışlar. Tabii başka hadisler de var. Bu hacamatla ilgili sünnetin fıkıhta detayı da var. Yani mutlaka. Bu, şimdi bir araya gidelim isterseniz. Aradan buyurun. Sonra bu açıklamayı yapan Türk Tabipler Birliği'nin hani niyetini tespit etme adına belki bir başka bir haber var. Oraya da geleceğiz. Değerli izleyiciler aradan sonra. Değerli izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Doktor Turhan Alçelik hocamla tıbbı nebevi dedik. En son Türk Tabipler Birliği'nin bir açıklaması vardı. Onun üzerinde konuşuyorduk. Şimdi tabii böyle iyi niyeti aşmış bir açıklama. Siz de az önce bunun bilinçsizce yapıldığını söylediniz. Şimdi geçenlerde ki iki hafta oldu. İstanbul Tabip Odası'nın düzenlediği bir etkinlik vardı. Cinsiyet eşitliği ile ilgili işte bir farkındalık oluşturma filan. Hatta bu çok çok
gündeme geldi, çok tartışıldı. Resimler koymuşlar, işte iki aynı cinsten kişileri bir araya getirerek filan. Şimdi İstanbul Tabipler Odası'nın yaptığı bir etkinlikten bahsediyoruz. Yine daha birkaç gün önce bir açıklama var. 16. resmi verelim. Türk Tabipler Birliği Etik Kurulu imzasıyla yayınlanan açıklamada Yüksek Öğretim Kurulu'nca 8 Mart 2016 tarihinde yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi'nin kavramın farklı algılara yol açtığı gerekçesiyle Şubat 2019 tarihinde geri çekilmesi ve YÖK'ün resmi web sayfasından kaldırılmasını eleştirerek toplumsal cinsiyet kavramının insan hakları bağlamında değerlendirildiği belirtildi. Etik Kurul, Türk Tabipler Birliği Etik Kurulu. Bu etik kurul görüşünde eşitliğe vurgu yapan Yüksek Öğretim Kurumları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi'nin üniversite ortamından kaldırılmasının günümüzde yaşanmakta olan insan hakları rejiminin krizini derinleştirecek yaklaşımdır ve etik açıdan temellendirilmesi olanaksızdır denildi. Şimdi Türk Tabipler Birliği bir yerde hacamatı sağlıksız buluyor. Bununla ilgili bir açıklama yapıyor. Öbür taraftan cinsiyet eşitliği ile ilgili YÖK'te kaldırılan bir belgeyi niye kaldırdın diye de itiraz ediyor. Şimdi geçenki programımızda konuğumuzla konuştuk ki toplumda şu anda buna yönelik çok ciddi bir tepki var. Yani küçük yaştaki çocuklardan başlayarak topluma böyle sanki sen kız da olabilirsin, sen ey kız çocuğu sen erkek de olabilirsin filan. Şimdi bu şekilde son derece iğrenç, hani ahlak dışı bir böyle fıtrat dışı bir anlayışı siz nasıl kaldırırsınız diye itiraz eden bir etik kurulu var. Bu Türk Tabipler Birliği'nin hem de etik kurulu. Şimdi bu, ne oluyor o, hocam? Yani bu geç konumuzun biraz şöyle dışında ama Türk Tabipler Birliği'ni bu yapısıyla, bu tavrıyla yani bütün tabiplerin temsilcisi görmek, yani bunu kabul etmeyen tabiplere de bir saygısızlık veya bu, yani bir karmaşa yok mu ortada? İşte efendim bir kere biraz önce okuduğunuz, bizi izleyen seyircilerimizin de dinleyebildikleri ölçüde ya bir tek kelimesi anlaşılabiliyor mu? Hiçbir şey anlaşılmıyor. İşte kısaca. Birine, evet. Yani böyle toplumu aslında soru işaretlerine uğratacak bir üslup içerisinde aslında toplumsal hem bakış açısını hem inançları, kültürümüzü rencide edecek bir üslup içerisinde ortaya konmuş bir yazıdan bahsediyoruz. Hatta daha ötesi aile kavramını rencide edecek, zedeleyebilecek bir üslup. Aslında olayın temel noktası orası. Türkiye'deki mevcut kültürümüzü, inancımızı, aile anlayışımızı sıkıntıya sokabilecek bir tavır buradaki olay. Ama ne yaparsa yapsınlar, biz inançlarına bağlı, geleneklerine, kültürüne bağlı bir topluluk olarak inancımıza, ailemize, toplumumuza sahip çıkmayı boynumuzun borcu biliriz ve sonuna kadar da sahip çıkarız. Dolayısıyla kim ne derse desin, hiçbir şekilde doğru yapılan işin karşısındaki sözün hükmü yoktur. Olayı bu şekliyle beraber kapatalım. Yani peki, konuşmaya bile bunun değmeyeceğini düşünüyorum açıkçası. Anladım. Şimdi yani Tabipler Birliği'nin hani az önceki açıklamasında neyi esas aldığını aslında ortaya çıkartmak için. Aynı pencere, yani aynı bağnazlık, aynı bakış. Evet. Yani modernizmi, işte modernizmin işte bilimdeki artık yansımasını mutlak doğru kabul eden veya bunun ötesinde sanki başka doğru yokmuş gibi, bir alternatif yokmuş gibi düşünen bir anlayış. Şimdi hacamata tekrar gelirsek, tıbbi nebevi derken çok net, somut bir yöntem hacamat ve sülük tedavisi. Şimdi siz az önce geç arada söylediniz. Hem göz uzmanısınız hem de hacamat. Şimdi göz tedavisini hacamatla yapıyorsunuz. Yani ilişkilendirerek yapıyorsunuz. Yani sadece hacamatla değil ama hacamatla da yapıyorsunuz, sülükle de yapıyorsunuz. Doğru. Şimdi gözle hacamat, gerçi hadis-i şerifte dedi ki gözü cilalandırır dedi. Evet. Bu alakayı nasıl tespit ediyorsunuz? Yani gözü işte geldi, gözü uzağı görme sorunu var veya gözünde ciddi bir şey kapmış neyse. Bunu hacamatla sülükle nasıl ilişkilendiriyorsunuz? Evet.
Şimdi efendim bir kere konuşmamızın başında ifade ettiğimiz bir husus var. Ben 8 yıl bir kere acil doktorluğu olarak bütün hastalıkların binlerce tablosu içerisinde tedavide bulunmuş bir kardeşiniz. Daha sonraki süreçte göz alanında çalışmalarımı yoğunlaştırdım. Göz uzmanı olarak da çok ciddi çalışmaların içerisinde bulunduk. Şimdi genel anlamda birçok hastalığın, işte kanserler, romatizma, cilt hastalıklarında nasıl ki tıp bir noktadan sonra çaresiz kalıyorsa, gözün birçok hastalığında da bugün modern tıp çaresizdir. Yapacak bir şeyimiz kalmadı. Git 6 ay sonra gel kontrol edelim. Git 6 ay sonra kontrol edelim. Söylenen tek söz budur. Dünyanın neresine giderseniz gidin. İşte Japonya'dan, Amerika'dan, Çin'e kadar, Rusya'ya kadar, Türkiye, Avrupa'nın bütün ülkelerine gidin. Bazı göz hastalıklarınız varsa size söylenecek şey bizim yapacağımız bir şey kalmamıştır. Dır. Ancak bizim o geleneksel diye tabir edilen, sizin alternatif diye tabir ettiğiniz alternatif tedavi yöntemleri, belki doğal tedavi yöntemleri desek daha uygun bir ifade olur. Emin olun birçok işte kanser dahil, romatizma dahil, cilt hastalığı dahil faydalı olduğu gibi, hatta buna Alzheimer'ı, Parkinson'u da katabilirsiniz. Göz alanında öyle hastalıklar var ki bizim modern tıpta elimiz kolumuz böyle bağlıdır. Yapacağımız bir şey yoktur. Yaptıklarımız da bazen faydasından çok zarar verebilir. Mesela biz öyle hastalıklar var ki tıpta çaresi yok deriz. Nedir onlar? Mesela tavuk karası. Şu anda bizi dinleyen, çevresinde tavuk karası hastalığı olan birçok insanımız hemen televizyona dönmüşlerdir. Turan Hoca ne diyor diye. Bu kadar önemli bir şey söylüyorum. Şimdi bir başka cümle söyleyeceğim. Sarı nokta. Tıbbın çaresi yok. Ve dünyada belki Türkiye nüfusu kadar sarı nokta hastası var. 70-80 milyondan bahsediyoruz bakın. Türkiye nüfusu kadar sarı nokta. Daha fazla şeker hastalığına bağlı gözünde rahatsızlık gelişen, kanama olan yine 10 milyonlarca, belki 100 milyonlarca insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla bütün bu alanlarda tıp çaresiz. Yapacak bir şeyimiz yok. İşte lazerimiz var ama lazer bazen göze verdiği faydadan çok zarar getirir. Gözün içerisine ilaç var. Niye o ilacı yapıyorsunuz? Bazı soru işaretleri ve sıkıntılar. Öbür taraftan peki göz tansiyonu çok büyük sayıda ve bir sabah baktığı zaman kişi ya ben görmüyorum dediği hastalıktan bahsediyoruz. Bütün bunlarda evet modern tıbbın çözümü yok ama hacamat burada bir insanlığa çözüm önerisidir. Bakın öneri diyor. Batı dilinde buna a proposed solution denir. Bir çözüm önerisi sunmaktır. İnsanlara bir alternatif oradan geliyor zaten. Ya sen çaresiz değil kardeşim, bir de bunu dene. Hacamat böyle bir şeydir. Sülük bundan çok daha doğrudan etkili, göze ve vücuda ilaç veren, aynı zamanda oradaki zararlı sıvıyı uzaklaştıran ciddi bir tedavi yöntemidir. İşte onun için insanlığa kardeşim bunu da dene, hacamatı da dene, sülüğü de dene, burada çaresiz değilsin demektir. Arada sizinle fitoterapi ile ilgili konuştuk. Öyle fitoterapi ürünleri var ki, yani bitkisel özlerden elde edilmiş ilaçlardan bahsediyoruz, gıda takviyelerinden. Ki bu konuda da çok önemli bir çalışmayı yürütüyorum şu anda ben. İnşallah bir gün sadece o bitkisel tedavilerle ilgili yaptığımız çalışmayı konuşsak çok ciddi olumlu katkılar elde edebileceğimizi göreceğiz. Bunları paylaşabiliriz ileriki aşamada inşallah. Ve çok uzun bir zamandan bahsetmiyoruz. Birkaç ay sonrasını konuşuyorum. Dolayısıyla bütün bunlar insanla tavuk karasında, efendim sarı noktada,
şeker hastalığına bağlı diyabetik retinopati dediğimiz gözdeki damar ve sinirlerde meydana gelen zararlarda, hatta vücudun genel damar hastalıklarında hacamat ve sülün muhteşem katkıları var. Muhteşem sonuçlarımız var. Bakın, daha yeni bir amcamız, 70 yaşın üstünde, 75 yaşında bir büyüğümüz, her türlü tıp fakülteleri hastanelerine gitmiş. Devletin araştırma hastanelerine, özel göz kliniklerine gitmiş. Ya aklınıza gelebilecek, ulaşılabilecek her yere gitmiş. İmkanı olan, dolayısıyla kendine çare arayan, dünyanın öbür ucunda çare görse oraya da gidecek bir büyüğümüz, amcamız. Bizi şu anda dinliyorsa kulakları çınlasın inşallah. Kendisine saygılar da sunuyorum bu arada. İsmini vermek uygun olmaz. Büyüğümüz geldi, iki tane oğluyla bir tedaviye geldiler. Hiç görmüyor ama. Yani gözünün ucunu görmüyor. Denir ya, burnun ucunu görmemek. Yani sizi belki bir sisin içerisinde hayalet gibi, hayal gibi, ya orada birisi var galiba diyecek kadar bir görüş. Ve her türlü tedavi denenmiş bu amcamızda. Bize geldiği zaman biz tabii bizim kendi göz kliniğimizde çok üst düzeyde cihaz imkanlarımız var teşhis için. İşte gözün her türlü teşhisini yapabilecek cihazlara da sahibiz biz kendi kliniğimizde. Bütün muayenelerini yaptık amcamızın. Daha önce yapılmış olan tedavilerin raporlarını da inceledikten sonra bu amcamıza üç türlü tedavi yapmaya karar verdik. Bir, bazı bitkisel ürün tavsiyelerimiz oldu ki çalışmalarımızın da içinde olduğu. İki, hacamat, üç, sülük tedavisi önerdik. Ve geldiği gün bu uygulamayı hemen yaptık. Uygundu çünkü bünyesi. Hacamat yaptık. Aynı gün sülük uygulamasını yaptık. Ve o bitkisel destek ürünü tavsiyemizi yaptıktan sonra yaklaşık 2 saat kliniğimizde bu amcamız kaldı. Ne oldu biliyor musunuz? Bakın, çok yani duygulanarak bunu ifade ediyorum. Kiminle geldiğini bilmiyor. Sesten tanıyor kiminle geldiğini. 2 tane oğlu yanımızda duruyor. Ya benim çocuklarım buradaymış ya dedi. Görmeye başladı. Bakın, sisin içerisinde bir silüet gören, kim olduğunu bilmeyen, burnun ucunu görmeyen amcamız, ya benim çocuklarım yanımdaymış ya dedi. İşte isimlerini söyledi. Ama daha öte, ya doktorum dedi, senin duvarındaki saat ne güzelmiş. 3 metre ilerideki saati orada görebildi. Ve kliniğe hiç önünü göremeden, sizi tanıyamadan giren amcamız o klinikten görerek çıktı. Hamdolsun Allah'a. Bu Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu. O şifayı veren o, haşa biz değiliz. Ama biz burada yıllarca hastane hastane, doktor doktor koşan ve sonuç alamayan bir büyüğümüzün, bir göz hastasının hacamat ve sülükle, fitoterapi desteğiyle mucizevi bir şekilde görmesine şahit olduk. Şimdi hangi bilim adamı, hangi tıp doktoru bu kadar net bilimsel bir tabloyu inkar edebilir? Bunu inkar etse ancak bağnaz ve yobazlar olabilir, reddedebilir. Evet. Ve bu bilimsel olarak da bizim fotoğrafladığımız, tamamen somut verilerle kayıt altına aldığımız bir tablodan bahsediyorum. Şimdi tıbbı nebevide bir defa uygulamakla herhalde yetinilmiyor. Kesinlikle. Yani işte hacamat, ki siz de gerçi az önce ifade ettiniz, ayın belli günlerinde ve sürekli yapılması gereken bir şey bu. Yani eğer siz sağlıklı devam etmek istiyorsanız bu tedaviyi sürekli almak zorundasınız. Şimdi suistimaller her zaman olacak tabii. Birileri bu işi belki bilinçsizce yapacak. Yani o işin, her işte var bu tür şeyler. Oraya da girmiyoruz. Süremizi de düşünerek hocam, hani Ramazan da geliyor. Şimdi ve o konuyu, tıbbı nebeviyi, ki onun içerisinde hacamat ve sülük, ki sülük ayrıca bir konu.
Her biri derya aslında. Her biri derya. Şimdi siz göz tedavisiyle hacamat ve sülük arasındaki alakaya bir örnek verdiniz sadece. Ki muhtemelen uygulama sırasında göstereceksiniz yani detaylarını falan. Şimdi tabii giden ki hastalar giderse o da ayrı bir şey. Ramazan ayında aç kalmak emredilmiş. Belli bir saat arasında. Şimdi tıbb-ı nebevi buna bir yerde de herhalde ilahi tedavi diyeceğiz yani. Doğru. Şimdi, evet. Oruç tutun, sıhhat bulun diyor hadis-i şerif de. Şimdi günümüzde ki bugün de bir haberlerimizde geçti ki bizde de kısmen var. Hani aşırı kilonun işte zararları veya obezite falan deniyor. Evet, evet, evet. Şimdi Ramazan ayında buna karşı ilahi bir şey var. Yani mecbursunuz, yemeyeceksiniz gibi. Evet. Şöyle ilginç bir şey duymuştum. Bilmiyorum hani siz bu işin içindesiniz. Ramazan ayında hastanelerdeki yoğunluk bayağı bir düşüyor. Yani normalde çok kalabalık olan hastane koridorları işte doktor şeyleri Ramazan ayında çok düşüyor. Şimdi ne öneriyoruz? Yani şöyle çok fazla vaktimiz yok da Ramazan ayında tamam şu yemeyeceğiz, içmeyeceğiz belli vakte kadar. Yersek iftarda işte neye dikkat edeceğiz? Sahurda neye dikkat edeceğiz? Kimler neye dikkat etmeli? Şöyle birkaç maddeyle ona da değinelim hocam. Buyurun. Bak, şimdi efendim bir kere konuya girince açlık, oruç konusuna, Ramazan konusuna girdiğiniz zaman Efendimizin hadis-i şerifinden bahsettiniz. Oruç tutun, sıhhat bulun. Evet, gerçekten muhteşem bir hadis-i şerif. İnsan sağlığı açısından baktığımız zaman. Şimdi burada yine bizi dinleyen sizler ve birlikte yaptığımız bu sohbet sırasında izleyicilerimiz hemen internete açıp bakabilirler. Buradaki sözümüzü teyit etmeleri adına Yoshinori Okumi diye bir Japon bilim adamı vardır. Tekrar ediyorum. Yoshinori Okumi ve Oksumi diye de geçer. Bu 2016 yılı Nobel Tıp Ödülü'nün sahibidir. Yoshinori Okumi. İnternetten hemen siz de şu anda bakıp teyit edebilirsiniz. Niçin Nobel Tıp Ödülü verildi biliyor musunuz? Bu Japon tıp adamına, tıp bilimine, tıp bilimi hocasına, profesörüne. Otofaji diye bir buluşu onu ispat etti diye. Otofaji ne demek? Vücut aç kaldığı zaman, yani oruç tuttuğunuz zaman vücudumuzdaki sağlam hücreler bozulmuş olan ve kanserli hücreleri yiyerek besleniyor. Yani vücuttaki zararlı hücreleri, yıkılmış, harap olmuş hücrelerle vücut aç kaldı. Dışarıdan gıda almıyorsunuz ama sağlam hücre kendini beslemesi lazım. Neyle besleniyor? Vücuttaki o bozuk olan yağ hücresi, kanser hücresi veya yaşlanmış hücre. Bunu ispat etti diye 2016 tıp ödülünü, Nobel tıp ödülünü kazandı bu bilim adamı. Oysa bizim Efendimiz, bizim dinimiz, inancımız oruç tutun, yani aç kalın, sıhhat bulun. Evet. Bakın, onun daha 2016'da tespit ettiklerini biz 1400 yıl önce Efendimiz vasıtasıyla biliyoruz zaten. Bizden 1400 yıl sonra geliyorlar. 1400 yıl sonra. Hatta daha fazla. Evet. Dolayısıyla işin açlıkla ilgili boyutu sağlık açısından muhteşem bir katkıdır. Ancak önümüzde Ramazan var dediğiniz gibi. Şimdi gün içinde yemediğimiz, ha işin bir başka tıbbi boyutu daha var. Yine izleyenler için bir yol olsun, en azından ufuk olsun diye söylüyorum. Leptin diye bir hormonumuz var. Bu da yine vücudun metabolizmasında harekete geçen o kilo problemiyle uğraşmada çözüm olan çok önemli bir hormon. O da aç kaldığınız zaman harekete geçiyor. Dolayısıyla biz açlıkla çok ciddi manada faydalar elde ediyoruz. Ancak Ramazan'da evet sahurdan iftara kadar orucumuzu tuttuk. Ama iftar ve sahurda o orucun bize verdiği faydayı zedeleyecek bir tavır içinde olmamamız lazım.
aşırıya kaçmadan yavaş yavaş iyice hazmederek ve olabildiğince aşırı bir ya gün içinde alamadığını daha fazlasıyla gece veya akşam alarak geçirmeyelim Ramazanımızı. Yani ölçüsünde yaptığımız takdirde emin olun, nasıl ki siz ifade ettiniz, hastaneler boşalıyor, daha az insan hastanelere müracaat ediyor. Bu gerçekten oruçlu olan insanın daha sağlıklı. Ha, birkaç gün ilk vücut alışıncaya kadar zorluğu olabiliyor. Tamam. Ama onun da bazı vücut açısından uyarıları var. Gelinen noktada oruç muhteşem bir sağlık korumasıdır. Genel sağlığı korumamız için de sadece günü aç geçirmek, oruçlu geçirmek değil, sahur ve iftarı da bu açlığın tamamlayıcısı bir rejim içerisinde yürütmek. Görevimiz bu. Yani böyle sanki gündüz yemediğimi yiyeyim tarzında. Değil. Yani ihtiyacımız kadarını alalım. Emin olun şu Ramazan, bütün Ramazanlar aslında tuttuğumuz oruç inşallah hem ibadet ama onun da yanında Mevlamızın bize çok önemli bir koruyucu sağlık hizmeti. Koruyucu sağlık uygulaması. Emri daha öte. Evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah size razı olsun. Davetimize icabet ettiniz, kırmadınız. Tabii hacamatla ilgili daha önce konuk da olmuştunuz sanırım başka bir programımıza. Orada detaylı anlatmıştınız ama yer yer herhalde bunun hatırlanmasına ihtiyaç var. Yani bu tedavinin, ki sünnette geçen tedavinin önemi veya sülük tedavisinin öneminin yeri hatırlanması lazım. Sağ olun, var olun. Siz de sağ olun. Değerli izleyiciler, Pergel'de konuğumuz Doktor Turhan Alçelik hocamdı. Kendisiyle tıbb-ı nebevi konusunu konuştuk. Yine içinde hacamat konusu vardı. Gelecek bölümde farklı bir konuyu konuşmak istiyoruz. Tabi Ramazan ayına giriyoruz. Şimdiden Ramazan'ınızı tebrik ediyoruz. Rabbim Ramazan'a, Kadir Gecesi'ne, bayrama da ulaştırsın, hayırlı mübarek kılsın diyoruz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.